Talihsiz yaralanmalarla yüzlerinde meydana gelen hasarlarla oldukça psikolojik sorunlar yaşayan insanlar var. Dünyada ilk yüz nakli 2005 yılında Fransa'da köpeği tarafından yüzü parçalanan bir kadın üzerinde yapılmıştı. Fakat dünyanın en kapsamlı yüz nakli 15 Ağustos 2015 tarihinde 26 saatlik bir operasyonla Patrick Hardison üzerinde gerçekleştirildi. Peki Patrick Hardison'a ne olmuştu? Yüz nakli nasıl gerçekleşti? 10 madde ile yüz nakli ameliyatı. Eski bir itfaiyeci olan 41 yaşındaki Patrick Hardison görevini yerine getirirken yüzüne ateş sıçraması sonucu göz kapaklarını, kulaklarını, dudağını, burnunu ve sakallarının çoğunu kaybeder. Bunun üzerine 63 gün boyunca hastanede kalan Hardison'ın organlarına fonksiyonlarını geri getirmek için bir takım cerrahi işlem uygulanır. Bu fonksiyonlar geri gelse de hasarlı doku geri dönüşümü olamayacak bir hale gelmiştir. Hardison uzun süre dışarı çıkmaya cesaret edemez. Dışarı çıktığı zamansa beyzbol şapkası ve güneş gözlüğü ona her zaman eşlik eder. Bu hayattan kurtulmanın tek yolu o zamanlar henüz gerçekleşmemiş olan yüz naklidir. Yıllarca bu şekilde yaşayan Hardison'a 12 Ağustos 2015'te beklediği haber gelir. New York'ta kendisine bir yüz donörü bulunmuştur. Bir bisiklet kazası geçirip komaya giren ve beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki David Rodebaugh, Hardison'ın en büyük şansı olur. Yüz nakli yapılmadan önce bu şekilde görünen Patrick Hardison'ın nasıl bir değişikliğe uğrayacağı merak konusudur. Ameliyata yüzden fazla doktor, hemşire, ameliyat teknisyeni ve destek ekibi çalışacak şekilde hazırlanılır. Cerrahi müdahaleden önce doktoru, yüzde cerrahi kesilerin nereden yapılacağını işaretler. Yüze işaretlenen Hardison, 26 saat sürecek olan operasyona artık hazırdır. Operasyonda yaklaşık 1000 tane cerrahi araç kullanılacaktır. Öncelikle donörün kafa derisi, kafanın ortasında çizilmiş görülen yerden ayrılacak şekilde kesilir. Kafa derisi ayrılan donörün yüzü, daha sonra silikon bir maske ile kapatılır. Donörün yüzü çıkarıldıktan sonra nakledilmek için bekletilmek üzere bir koruyucu solüsyona yerleştirilir. Yüz, nakilden önce yaklaşık 1 saat boyunca bu solüsyon içinde bekletilmiştir. En sonunda Hardison'a yüz nakli gerçekleştirilir. Doktorlar, Hardison'a nakledilen yüzü sabitleyebilmek için 2 sinir, 4 kan damarı ve 4 kemiği birbirine bağlı hale getirirler. Bu yapıları birleştirebilmek için dikiş, plak ve vida kullanılır. Hardison'a nakledilen yüzde iyileşmenin bir parçası olarak şişme meydana gelir. Yapılan yüz nakli operasyonundan sonra konuşan Hardison'ın doktoru Eduardo Rodriguez, Hardison'ın iyileşme sürecinde olmasına rağmen ömür boyunca bağışıklık sistemini destekleyen ilaçları kullanması gerektiğini söyledi. Organ naklinde en büyük sorun, vücudun nakledilen organı kabul etmemesidir. Bu şekilde bir problem yaşamayan Hardison, günden güne iyileşmeye devam eder. Patrick Hardison'ın yüzü ameliyattan 6 ay sonra bu şekilde görünmeye başlar. Hardison artık oldukça mutlu, hayatının ilerleyen dönemlerini oldukça merak ederek yeni hayatına alışıyor.